Spor Günlüğü'nden herkese merhaba. Avrupa'nın en büyüğü yarın belli olacak. 21.45'te Wembley'de oynanacak finalde. İki Alman ekibi Borussia Dortmund'la Bayern Münih karşılaşacak. Bugün masaya yatıracağız bunu sevgili Galip Öztürk'le beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Şampiyonlar Ligi'nin finaline ısındık ama isterseniz izleyicilerimizi de bir finale ısıtalım. Ondan sonra sohbetimize başlayacağız. Probably the best two teams in world football just now. It's the final that much of the world wanted. We may be about to see some of the grand entertainers of the game. And it could all come down to a few centimeters. Was Tony Kroos? Bastian Schweinsteiger finds the back of the net. Bayern Munich have Wembley in their sights. And the man's gone. Goodness me. When they're hit, they hit back harder. That moment when a dream becomes reality. Was Lewandowski the perfect star? And hammered home. Quickly, Borussia Dortmund have somehow turned this around. Robben. Again to Lewandowski. Oh, this is Alaba into goal. 4-0. They're queuing up, and it's Mr. Grosgor Santana. They've done it. This is the place where dreams come true. Anything is possible. Evet, bakalım hangi takımın rüyası gerçek olacak? Sezon başına gidersek böyle bir final bekliyor muydunuz? Bayern Münih, Borussia Dortmund. Bayern Münih için söylemeyeceğim ama Borussia Dortmund için bekliyordum. Çünkü Borussia Dortmund yaklaşık 7-8 yıldır sürdürdüğü bir projede artık başarı noktasına geldi. 2 yıl arda arda Almanya Ligi şampiyonu oldu. Bu sezonu Bayern'e kaptırdı gerçi ama geçen sezon bekleneni verememişlerdi Avrupa Kupalarında. Bu sezon artık geçen sezon ısınmanın da getirdiği ve zorlu bir grupta girmenin de İnanılmaz avantajıyla yani ölüm grubu, hatta şampiyonluk grubu lider çıktı bir de o grupta. Nitelendirilen Real Madrid, Manchester City ve Ajax'ı gruptan çok rahat çıktı. Manchester City gibi transfere yüz milyonlarca euro harcayan bir takımı devre dışı bıraktı. Borussia Dortmund bir proje takımı olarak bence şu anda Avrupa'nın bir numarası. Bayern Münih'e gelirsek, Bayern Münih geçen sezon zaten finalde kaybetmişti. Rüyaya çok yaklaşmışlardı. Evet. Bakalım bu sene ne olacak? En son Valencia'yı yendiler. 10-12 yıllık bir hasretleri var bu kupaya. Onlar da kazanmak istiyorlar. Bayern de tecrübe anlamında, yani Avrupa takımı olma, Devler Ligi takımı olma anlamında çok ileride. Almanya doğru bir proje uyguluyor 2002'den bu yana. Yani Nakden Yayıncı Kuruluşu batmasının ardından altyapıya yapılan yatırım, ki bunun yaklaşık 700-800 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Yani ellerindeki o kısıtlı bütçeleri, daha kulüplere federasyonun sağladığı kısıtlı bütçeleri çarçur etmeden altyapıda doğru harcayarak bugün bu başarı noktasına geldiler. Bu bir derstir aslında dünya futboluna, Avrupa futboluna ve UEFA'nın uygulamaya koyacağı finansal fair play uygulaması için de bir kaynaktır kulüplere. Çünkü bugün baktığımız zaman kulüpler ciddi borç içerisinde. Avrupa'dan söz ediyorum, Türkiye'den değil sadece. Dün Yunanistan'da 8 takıma federasyon lisans vermedi. AYK küme düştü borçları yüzünden. Bir küme daha düştü. 3. ligde oynayacak gelecek sezon. Dolayısıyla Bayern Münih ve Borussia Dortmund, daha doğrusu Borussia Dortmund bizlere bol sıfırlı rakamlarla yapılan yıldız transferleriyle değil, altyapıdan ve çok küçük yaşta alıp doğru eğitim ve doğru yönlendirmeyle şampiyon bir takımın yapılabileceğini, ortaya çıkabileceğini gösterdi. Çok doğru da bir teknik direktör buldular. Yani Klopp tam uydu bu sistemin için. Zaten sistemi büyük bir çoğunluğunu da yaratan da o. Ya o da onlar için çok büyük bir şans oldu. Şunu diyebilir miyiz? Biraz tembelleşen bir Bayern Münih vardı Almanya'da. Evet, evet. Yani Bayern Münih'i de bu seviyeye çıkaran o Dortmund'un 2 sezonluk şampiyonluğu olduğunu düşünüyorum ben. Yani
İşte rekabet, işte Türkiye denir ya hep zirveye bir takım kalsın. Aslında diğer takımların ne kadar iyi olması o ülkedeki takımları da bir basamak yukarıya çıkarıyor. Yani Bayern Münih de bence Dortmund'un bu seviyeye yükselmesiyle Barcelona'nın, yani yeni Barcelona deniyor şu an Bayern Münih'e. Şöyle bir şey de var. Çok kısa bir dipnot aktarayım. Ondan sonra konuya gelelim. Sezonun bitmesine yakın, ilk iki zaten belli olduğunda, yani Bayern Münih, Borussia Dortmund ilk ikisi belli olduğunda Bayern Münih Başkanı Uli Hoeneß'in çok önemli bir açıklaması oldu. Hoeneß dedi ki biz en yakın rakibimize 25 puan fark attık. Borussia Dortmund çok rahat ikinci oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde zirveye gidiyoruz. Ancak dedi diğer Alman takımları çok güçsüz. Bunu dedi sezon sonunda Dortmund CEO'su Watzke ile oturup konuşacağız. Ne yapabiliriz? Diğer rakipleri nasıl güçlendirebiliriz? Çünkü dedi ligdeki rakibimiz güçlü olmazsa Avrupa'da başarılı olamayız. Çok doğru bir tespit. Yani Bayern Münih bir ara 7-6, 7-6, 5-4 evet, öyle gidiyordu evet. Maçlarda. O keza da Dortmund da öyle. Yani Dortmund bir ara tabii sakatlıklar ve bu maç trafiğine ne de olsa çok genç bir kadro, tecrübesiz evet. kadro. Bayern kadar geniş bir kadrosu da yok. Geniş bir kadrosu yok. Onlar da eğer biraz daha geniş kadroya sahip olsalardı ki bu sezon onlar da önemli transferlere imza atacaklar. Ara çok çok daha fazla açılacaktı ilk ikinin diğer takımlarla arası. Konuya gelirsek yeni Barcelona mı? Zaten Pep Guardiola'yı seçmelerinin ardında yatan da bu. Bayern Münih çok ateşli bir taraftarı sahip, iyi yıldızları buluyor, kolay alıyor. Çünkü ismi çok kuvvetli Almanya'da. Özellikle Almanya'da istediğini alıyor. Son örnek Mario Götze. Yani iyi oyuncu bir gün Bayern Münih'e gider. Almanya'da kesinlikle hep o vardır. Yani. Yani Mario Götze çok büyük tepki alacağını bile bile Borussia Dortmund altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Jürgen Klopp'a ben Bayern Münih'e gitmek istiyorum. Beni lütfen bırakın diyor ve 37 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle 20 yaşında Bayern Münih'in yolunu tutuyor. Oysa Borussia Dortmund'la Bayern Münih'e baktığınız zaman aynı seviyede. Ama Bayern Münih'in yıllardır gelen kültürü, başarıları ve Avrupa futbolundaki gücü Dortmund'un kat be kat ötesinde. Tabii ki Dortmund da bir gün yakalayabilir Bayern Münih'i. Ama Pep Guardiola hamlesi doğru bir hamledir. Çünkü Bayern Münih Jupp Heynckes'le yapabileceğinin maksimumunu yaptı. Jupp Heynckes 68 yaşında. Bugün de kazanırsa Şampiyonlar Ligi'ni iki evet. farklı takımda kazanan dördüncü isim olacak. O da çok önemli. Real Madrid'de 1998'de kazanıp kovulmuştu. Evet. Nedeni de ligde alınan başarısız sonuçlardı. Real Madrid her zamanki enteresan kararlarından birine imza atmıştı. O da Vicente Del Bosque'nin akıbetine uğramıştı. Yani döndüğümüz zaman, baktığımız zaman Bayern Münih'in bundan sonraki projesi yıldızlar takımı oluşturmak. Bu yıldızlar takımının içinde yani İstanbul'da da Galatasaraylı ismi çok alınan Robben sizce kalır mı? Robben kalacağını açıkladı ama tabii burada bütün karar Pep Guardiola'ya ait. Henüz Alman basını bile ne yapacağını bilmiyor. İspanyol basını bilmiyor. Yani kimi alacak? Mesela Isco'nun adı geçti Malaga'dan ki o da Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir performans ortaya koydu genç yaşına rağmen. Onun Real Madrid'e transferi %90 gerçekleşti. Dün evet, büyük ölçüde bitti. Muhtemelen şimdi Pep Guardiola listesini yapıyor. Ama mevcut kadroyu da bir anda değiştirmek istemiyor. Çünkü Guardiola'nın kariyeri açısından da aslında çok riskli. Çünkü Jupp Heynckes bu sezon kazanılabilecek her kupayı kazandı. Yani kazandı diyebiliriz daha doğrusu. Ligi kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde finalist, Alman Kupası'nda finalist. Geçen sene finalist. Kesinlikle. Şimdi Guardiola bunun üzerine ne koyabilir? En yakın rakibine 25 puan fark atmış bir takımı devralıyorsunuz. 3 cephede savaşmış, birini kazanmış. Birini belki yarın kazanacak, öbürünü de 1 Haziran'da kazanacak. Bunun üzerine Guardiola'nın yapmak istediği, göze hoş gelen Barcelona sisteminin daha eğlenceli bir versiyonunu ortaya koymak. Ama transfer listesini kimse bilmiyor. Ama söylenen şu... Tabii Guardiola artık Robben'in de Ribery'nin de yaşları ilerliyor. Mario Gomez'in ilerliyor. Gidecekler arasında Robben'in, Ribery'nin ve Mario Gomez'in hatta adı Mario Gomez'in Chelsea ile ismi öne çok anılıyor. Çıkmış durumda. Peki dönersek yine finale döndüğümüz zaman sizce finalde favoriniz kim ve en etkili oyuncular ya maçın kritik isimleri oyuncular bazında kim olacak? Tabii gönlümden geçen Borussia Dortmund onu söyleyeyim çünkü gerçekten hak ettiler.
demin de vurguladığımız gibi ölüm grubundan çıktılar. Manchester City, Real Madrid, Ajax'lı gruptan. Yani 3 şampiyonun grubundan. Ligini 2. 3. ya da 4. tamamlamış değil. Ligini zirvede tamamlamış ve çok iyi kadrolara sahip 3 takımı devre dışı bıraktılar. Keza bence bu sezon elemelerde en zor takımlardan biri olan Malaga'yı saf dışı bıraktılar. Evet, tamam, hakem hatası oldu, başka şeyler oldu ama sonuçta yendiler. Malaga'yı bilmiyorum, başka bir takım çıksaydı, mesela Bayern çıksaydı eleyebilir miydi bilmiyorum. Öte yandan tabii Bayern Münih'in de Barcelona'ya 2 maçta 7 gol attığını ve gol yemediğini hatırlatmamız lazım. Gönlümden geçen Borussia Dortmund. Ama Bayern'in tecrübesi çok fazla. Şunu diyebilir miyiz? Son 10 yılda yarı finaller, çeyrek finaller oynayan bir Bayern Münih ve az önce dediğiniz gibi merdivenleri yavaş yavaş çıkıp şu an finale yükselen bir Borussia Dortmund var. Tabii ki final tecrübesi Bayern Münih'ten yana olacaktır herhalde. Tabii yani şimdi her ne kadar Borussia Dortmund işte bu tür maçlara alışkın, işte zorlu takımlarla oynadı, Real Madrid'le oynadı, Manchester City'le oynadı, Malaga'yla oynadı. Ligdeki maçları da çok mesaj içermişti yani, çok sert maç olmuştu. Evet, evet, o Götze'nin transferinden ötürü tabii ciddi bir gerilim var iki takım arasında. Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında. Vaktimiz kalırsa onu da konuşuruz. Yani bu mücadelede benim gönlümden geçen Borussia Dortmund ama tecrübe farkıyla Bayern Münih kazanacakmış gibi gözüküyor. Maçın oyuncusu kim olur? Bu sezon gizli bir kahramanı var Borussia Dortmund'un, İlkay Gündoğan. Hakikaten Alman futbolunun yetiştirdiği en iyi orta saha oyuncularından biri olarak geliyor İlkay. Ki bugün baktığınız zaman, yabancı basına baktığınız zaman her gün İlkay'ın adı ya Barcelona ya Real Madrid ya da Manchester United için geçiyor. Real Madrid'de yeniden başkanlığa aday olacak Florentino Perez'in 5 kişilik transfer listesinin içerisinde İlkay da bulunuyor. İlkay'ın çok önemli kilit olacağını düşünüyorum ben. Tabii ki Lewandowski. He. 12 maçta 10 gol Şampiyonlar Ligi'nde. Sezon sonunda Lewandowski'nin de ayrılacağı söyleniyor. Bayern tarafına bakarsak Robben hakikaten çok iyi maçlar çıkarttı. Yani özellikle Barcelona eşleşmesinde çok iyi oynadı. Kariyerinde biliyorsunuz belirli dönemlerde düşüş yaşamıştı ama yarın Robben'in maçı olacaktır. Şampiyonlar Ligi ile ilgili son sorum. Eğer Borussia Dortmund kazanırsa Klopp'un bundan sonraki hedefi çok konuşulmuyor mesela. O da yapacağını yapmış oluyor aslında Borussia Dortmund'da. Ya onun bundan sonraki hamlesi ne olur sizce? Son Şampiyonlar Ligi ile ilgili sorun bu. Klopp'un adı aslında çok yerli geçiyor. Özellikle Premier Lig takımlar arasında. 45 yaşında Klopp. Daha genç yani. Bir teknik adam için genç bir yaşta. Ama en geç gelecek sezon sonunda ben Klopp'un da dünyanın önemli takımlarından birine gideceğini düşünüyorum. İsterseniz transfere de geçelim biraz. Galatasaray stoperini buldu diyebiliriz. Çeju Lille'den. Nasıl bir transfer olarak değerlendiriyorsunuz? Galatasaray için stoper mevkinde eksiği vardı. Ama yabancı sınırlaması göz önüne alındığı zaman Dani'yi mi kenara atacak yoksa Fatih Terim Çeju ile beraber ikili bir stoper mi oynatacak? Yabancı sınırlaması olduğunda Çeju nasıl bir transfer Galatasaray için? Her şeyden önce Çeju Dani'den çok çok iyi bir oyuncu. Zaten bu sene Fransa Ligi'nde yılın savunmacısı seçildi. Yılın savunma oyuncusu seçildi. Bu sezon transferde çok önemli isimlere imza attırması beklenen Rus patronu Ribolovov ile transfer piyasasına çok hızlı giren Monaco'nun Marsilya'nın listesinde bulunan bir oyuncuyu alıp buraya getirmek gerçekten çok büyük bir transfer başarısıdır. Çünkü bu tür oyuncuların, özellikle Fransa orijinli oyuncuların ilk hedefi Fransa'da Marsilya, Monaco, Paris Saint-Germain ve Lyon'dur. Ancak Çeju daha 27 yaşında, Avrupa futbolunun önde gelen savunmacılarından biri ama Lille'de oynadığı için biraz gölgede kalıyor. Çok çok önemli bir transfer. Tabii daha iyisi geldiği zaman alternatifi kulübeye mi gider yoksa başka bir takıma mı gider? Ama bu futbolun gerçeği. Evet. Dani çok önemli işlere imza attı. Hakikaten benim şahsen beklemediğim bir performans gösterdi Galatasaray ile. Ama Şeju'nun hem uluslararası tecrübesi hem teknik kapasitesi çok önemli, birlikte yılın savunmacısı olmak yani büyük iş. Yani L'Equipe'in 11'i çok objektif bir 11'dir. L'Equipe gazetesinin 11'i. Şeju o listeye girmeyi başardı ki Lille'in biliyorsunuz bu sezon Fransa'da herhangi bir başarısı yok. Öyle bir takımdan bu 11'e girmek gerçekten çok çok büyük bir başarı. Az önce Monaco dediniz. Monaco'nun transfer listesinde
sizin iki isminiz var, söylediniz az önce programdan önce. Burak Yılmaz ve Mustera'nın listede olduğunu söylediniz. Bununla ilgili detayları alabilir miyiz sizden? Evet, dün geç saatlerde... Monaco çok önemli bir atılım yapıyor. Dün geç saatlerde L'Equipe gazetesinin haberi. Önce Monaco'ya bu soru çok geliyor sosyal paylaşım sitelerinde de bana. Monaco bu parayı nereden buldu diye. Ribolovlev isminde bir Rus iş adamı satın aldı. Ve dün Moutinho ile Rodriguez'i Porto'dan transfer ettiler. Önemli. 70 milyon euroya ikisini. Ribolovlev'in amacı şampiyon bir takım kurmak. Ve Claudio Ranieri ile de yolları büyük ihtimalle ayıracaklar. Çünkü Ranieri istemiyor. Ranieri sadece ikinci ligden birinci lige takımı çıkartmak için getirdi. L'Equipe'in iddiası şu. Fernando Mustera için Monaco 15 milyon, Burak Yılmaz için ise 10 milyon euro teklif etti şeklinde. L'Equipe'in haberleri doğrudur ama bu rakamları ben Galatasaray yönetimine tabii kabul edeceğini Burak Yılmaz'ın Fiorentina'nın ve Chelsea'nin de transfer teklifinde bulunuyoruz. Evet, Burak'ı tutmak gerçekten zor olacak bu sene. Burak tabii yani Burak çok Burak aslında bizim bütün basın olarak, futbol dünyası olarak kafa yormamız gereken bir isim. Burak Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de oynadığı zaman beğenmiyorduk hiçbirimiz. Nasıl bu gelişimi sağladı? Aslında yani hakikaten bir konudur bu. Çok önemli bir konudur. Onun üzerinde emeği olan bütün hocalara teşekkür etmek lazım. Bence en başta da Şenol Hoca'ya teşekkür etmek lazım. Her fırsatta Burak Yılmaz'la evet. Şenol Hoca'ya teşekkür hakikaten, ediyor. Hakikaten düşüşte olan bir oyuncuyu moral motivasyon olarak toparladı ve bir dünya yıldızı yarattı. Burak Yılmaz'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı kesinlikle tesadüf değildir. Hiçbir oyuncu tesadüf eseri Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atamaz. Aynen. Gruplarda. Size kısa süremiz azalıyor. Hı hı. Galatasaray'ın yerinde olsanız Burak Yılmaz'ı satar mısınız? Kısa ve net bir cevap. Hayır. Satmazsınız. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. İki transfer haberimiz daha var. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Sadece 5 saniye. Yabancı sınırlamasının olduğu bir ülkede neden bugün dünya çapında bir oyuncuyu satıp yerine yabancı alayım ki? Aynen öyle. Ben sizinle aynı fikirdeyim. Peki yabancı sınırlaması kalkmalı mı? Böyle sınır olmalı mı? Kesinlikle kalkmalı. Aynı fikirdeyiz sizinle bu konuda da. Torres'e geliyoruz. Şu an bugün itibariyle Şampiyonlar Ligi şampiyonu son. Avrupa Ligi şampiyonu son. Dünya Kupası şampiyonu son. Avrupa Kupası şampiyonu Torres. Fenerbahçe iddiası var. Bugün gazetelerde yer aldı. Torres, Fenerbahçe. Mantıklı. Bu arada şöyle bir şey de var. Dün çok gördüm her yerde. Torres çok başarısız diye. Başarısız denilen futbolcu geçen sezon 23 gol attı. Çok önemli maçlarda önemli işler yaptı. Finalde iki finali ard arda oynayıp iki finalde parlamak. Özellikle Barcelona maçını hatırlarsınız. Kolay değil. Çok büyük bir transfer olur. Gelir mi? Peki ben hep diyorum Torres'in eğer İngiltere'den ayrılırsa tabii ki Fenerbahçe 15 milyon sterlinleri, euroları gözden çıkardı ki tamamen hak eder Torres bunu. Atletico Madrid olur diyorum ben onu. Hayır. Atletico Madrid büyük, geri dönmez mi diyorsunuz Atletico Madrid? Atletico Madrid Falcao'yu satarsa büyük ihtimalle Porto'daki Jackson Martinez alacak. Pek sıcak bakılmıyor. Yani bir ara Falcao transferi için takas da gündeme geldi ama ben Torres'in de Atletico Madrid'e geri döneceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe, şunu da belirteyim. Yani Fenerbahçe'nin özellikle Galatasaray'ın geçen sezon önemli yıldızlar alması, Drogba gibi, Snyder gibi bu tür yıldızların transferini çok daha kolaylaştıracaktır. Ne de olsa Drogba eski takım arkadaşı herhalde arar sorar nasıl. Yani inanılmaz şu an Türk Ligi Avrupa'da transfer anlamında bütün yıldızların ilgisini çeken bir lig haline geldi. Bunu doğru kullanabilirsek kulüpler olarak çok iyi yerlere gelir Türk futbolu. Aynı şuna benzedi. Az önce verdiğimiz örneğe. Borussia Dortmund bir seviye atladı. Bayern Münih onun peşinden geldi. Galatasaray oyuncuları getirdi. Fenerbahçe. Şimdi Beşiktaş'ta da bir başkanlık seçimi olacak. Serdar Adı ile Fikret Orman arasında. O da belli olduktan sonra Beşiktaş'tan da yıldızlar gelecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yakalamak için dediğimiz gibi bir takım iyi olduğu zaman mecburen diğer takımlar da onu kovalamak zorunda kalıyor. Ama en önemlisi kendi yıldızını yetiştirmek. Evet. Hatır gönül ilişkileri sonucu altyapı hocalar değil, doğru hocalar getirilirse, yani bugün Avrupa'da baktığınız zaman en iyi antrenörler altyapı antrenörleri, bunlar getirilirse Türkiye kendi yıldızlarını yetiştirir. Salih bunun örneğidir. Evet. Türkiye gibi 80 milyon nüfusu olan bir ülkede bu kadar az yıldız çıkması da bence çok büyük bir başarısızlık. Ben hep yabancı sınırlaması için şunu derim. İyi oyuncu mutlaka oynar. Nereli olduğu önemli değil. Son bir fotoğraf göstereceğiz. Chiellini İstanbul'da
İtalyan yıldız, Juventus'un önemli stoperi, Juventus'un şampiyonluklarında da önemli bir isim kelliğini 28 yaşında İstanbul'da bir mağazada yakalandı. Fenerbahçe'nin forma, Fenerbahçe forması alırken. Ne düşünüyorsunuz bu fotoğraf için? Ben şu yorumu yaptım. Ama Galatasaray Store'a da gitmiş galiba. Bildiğim kadarıyla. Yani hem Fenerbahçe Store'a gitmiş hem Galatasaray Store'a gitmiş. Tabii bu fotoğrafı nerede, dünyanın neresinde görürseniz görün. Çok büyük bir transfer haberi olur ama. Chiellini Juventus'ta son derece mutlu. Dün araştırmasını da yaptım. Kesinlikle satmıyorlar. O da ayrılmayı düşünmüyor. Juventus'un satsa bile isteyeceği rakam çok inanılmaz bir rakam. 30-35 milyon euro arası. Ben bu fotoğrafı gördüğümde şunu dedim. Herhalde transfer olmak istiyor ama olamıyor. Bari formasını alayım diye mağazaya girmiş olabilirdim. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Biz ederim. Sizinle keyifli bir sohbetimize devam edeceğiz ama maalesef süremizin sonuna geldik. Akşam Onur Yıldız'ın keyifli sunumuyla 20.40'da spor haberlerini izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.